İnegöl Müteahhitler Dernek Yönetimi ve Harfiyatçılar geçtiğimiz cumartesi günü Royal Otel'de kahvaltıda buluştular. Kahvaltının ardından İnegöl Müteahhitler Dernek Başkanı Fahrettin Baykan bir açıklama yaptı. Hüseyin Bey ile görüştük. Hüseyin Babacan arkadaşımızla birlikte yaklaşık 8 aydan beri uğraşıyoruz. Ve şu anda İnegöl'e hem yakın hem çok güzel bir yerde, hemen asfalt kenarında güzel bir döküm sahası açtık. Orada tabelayı da koyduk. Tabelada Müteahhitler Derneği'nin de adı geçiyor. Orada göreceksiniz. Ve evet, ruhsatı da burada. Belki arkadaşlar görebilir. Şu anda İnegöl Müteahhitler Derneği'nin döküm sahası var arkadaşlar. Herkes harfiyatını mutlaka döküm sahasına dökmek zorunda. A firma, B firma, şu firma, bu firma hiç kimseyi dinlemem. Bak, ben buradan hepinize, bak burada harfiyatçı arkadaşlarımız var, müteahhit arkadaşlarımız var. Biz bu konuyu İnegöl Belediyesi ile de görüştük. Tam 140 bin lira cezası var. Döküm sahası dışına döken kamyonlara, o firmalara 140 bin lira. Yani eski parayla 140 milyar. Baykan dernek üyelerine indirim sağlayacaklarını da açıkladı. İnegöl Müteahhitler Derneği'ne üye olan arkadaşlarımızın harfiyatını dökenler, küçük araba dediğimiz, yani 10 teker dediğimiz kamyonlar 45 lira olacak. Büyük 40 ayak dediğimiz kamyonlarda 65 lira olacak. Yani diğer firmalardan da araba başı, kamyon başı 10 lira daha uygun bir fiyat yapalım dedik. Döküm sahası işletmecisi Hüseyin Babacan ise döküm alanıyla ilgili bilgiler verdi. Hamamlı köprüsü, yeni yapılan üst geçit köprüsü hemen alt. Asfalt üzerinde. Burada yaklaşık 9 kilometre civarında, ana yol üzerinde, asfalt üzerinde. Herhangi bir yolda sıkıntı, kış da olsa, kar da olsa sıkıntı olmayacak asfaltın gibi olduğu için. Başkanın bahsetmiş olduğu gibi, başlangıç itibariyle harfiyatçıları ve müteahhitler derneği üye abilerimize fiyatlandırmayı biraz da aşağı çekip daha sağlıklı bir şey olsun istedik. İnanıyorum bundan sonra inşallah bu birliktelik ve kurumsal bir çatı altında beraber yürüme sorunların çözüm noktasında da çok daha sağlıklı ve daha çabuk bir netice alacak diye düşünüyorum.